Bizim kısıtlı kadromuz var. Burada amacımız en kötü bir beraberlikti. Becerebilirsek 3 puan alabilmekti. İyi de başladığımızı düşünüyorum. Yani oyunu tuttuk ve bir de gol bulduk. Öne geçtik. Fakat daha sonra bilemeyeceğim. Ceza sahasında elle oynama, vara gidilmeme olayları oldu. Bir vara gidilseydi her hafta aynısını yaşıyoruz. Maalesef her zaman söylüyoruz yani hakemler gerçekten ligin çok altında. Yediğimiz ikinci golde de Ante'ye yapılan bir faul vardı gol öncesinde. Baktığınızda bunlara sığınmak da istemiyoruz. Genel anlamda baktığınızda 3-1 yani bu 2-1'lik bitecek bir skor gibi gözüküyordu ama son dakika tabii bizim futbolcularımız olduğu gibi golü düşündüğü için en azından bir beraberlik çıkartmak istediler. Ondan dolayı 3. gol öylesi yani ondan dolayı yedik. Defansı boş bıraktığımız için genelde değerlendirdiğimizde kadro derinliğimiz yok. Biliyorsunuz transfer yasağı olan Süper Lig'de bir tek biziz. Yapılandırmaya alınmayan, yapılandırması olmayan işte bekliyoruz. İnşallah ya Bankalar Birliği'nden, Ziraat Bankası'ndan iyi haberler gelir. Biz de yapılandırmamızı yaparız. En azından devre arasında takıma takviyeler yapabiliriz. Ben buradan futbolcularımı kutluyorum. Elinden gelen mücadeleyi ettiler. İyi de mücadele ettiler. Yani kazanmak için ve en kötü puan alabilmek için İyi mücadele ettiler ama olmadı. Hayırlısı olsun. Başkanım Ankara Gücü kongre kararı aldı. Yakında kongreye gidecek. Neler söyleyeceksiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim kulübümüzün kurucusu Makine Kimya. 2 yıldır geçen sene sponsorluk yapmadılar, vermediler. İsim hakkı da biliyorsunuz MK Ankara Gücü. Bununla birlikte yapılandırmayı da yapamadık. Bu sene de olmadı. Yani altyapı tesislerimiz bile daha protokolü imzalanmadı bu sene. O imzalanmadığı için futbolcularımızı, altyapıdaki futbolcularımızı başka sahalarda oynatmak zorundayız. Şunu söylemek istiyorum. Eğer biz bu bir aylık süreçte kulübün ekonomisini düzeltemezsek, gereken desteği alamazsak zaten bizim bu kulüpte başkanlık ve yöneticilik yapmamızın bir anlamı yok. Gereği neyse yaparız. Bu cesaret de var bizde. Ama bizim üzüldüğümüz şu, 7 sene emek verildi. Bitti kapandı denilen bir kulüp 70-75 milyon dolar civarında borcu olup 2. Lig'den Süper Lig'e kadar geldi. Ve maalesef burada işte gereken desteği bulamadık. Sponsorluk anlaşmalarını yapamadık. Ha, bunlar da mazeret değil. Dediğim gibi genel kurulu kararı aldık. Bu kulübü daha ilerlere taşıyacak bir ekip oluşursa biz o ekibe görevi devredebiliriz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Talip olanlar tabii ki en azından ekonomik durumu iyi olacak. Bilgisi, becerisi olması lazım. Bunlar olmazsa olmaz. İyi bir yönetim bulunursa çünkü bizim artık götürecek durumumuz kalmadı. Çünkü belli yani. Ciddi anlamda engellemeler var. Bir çıkış yolu bulmamız lazım. Hiçbir zaman egomuzu yüksek tutmadık, tutmayacağız. Dediğim gibi mühim olan burada Ankara Gücü kazansın. Başkent 6 milyonluk bir şehir. İnşallah biz birlik beraberlik içerisinde Ankara Gücü taraftarları biliyorsunuz bayağı ateşli. Takımına da sahip çıkıyor. Şehir de destekliyor. İnşallah kongreden sonra inşallah birlik beraberlik içerisinde yani takımımızı ligde tutarız. Daha sonrasında da işte başkent yukarılara taşırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Sağ olun. İyi yolculuklar size. Sağ olun.